Türkiye çapında cem evleri geçen haftalarda elektrik faturalarında ticarethane olarak tanımlamayı boykot etmiş, faturaların yüksek olduğunu dile getirerek bunları ödemeyeceklerini dile getirmişti. Kayseri Hacı Bektaşı Veli Derneği Başkan Yardımcısı Rüstem Gümüş, faturalarda cem evlerinin statüsünün konut statüsüne alındığını ancak bu düzenlemenin yeterli olmadığını söyledi. Rüstem Gümüş, Kayseri Hacı Bektaş Veli Derneği Başkan Yardımcısıyım. Öncelikle bizim için şaşırtıcı olmadı. E, i̇ktidarın, mevcut hükümetin atacağı adımlar ve atmayacağı adımlara baktığımız zaman şimdiye kadar e, ne olacağını ve ne olmayacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Bazen dönem dönem gönül okşama için bazı söylemlerde bulunabiliyorlar ama bunlar sadece söylem düzeyinde kalıyor. Uygulama düzeyinde kendi çizdikleri sınırın dışarısına çıkmıyorlar özellikle bu elektrik faturaları konusunda e, Cumhurbaşkanının kabine toplantısından sonra yaptığı bir açıklama var. Açıklamada elektrik faturaları bundan sonra Cem evlerinde e, ticari tanesi statüsünde değil konut statüsünde olacağını ifade etti. Bu bizim için Tersinden bakarsak yine çok acı bir açıklama. Bizim talebimiz cem evlerinin ticari tane veya konut statüsünde alınıp alınmaması değil tek başına. Cem evlerinin ibadethane olarak kabul edilip uygulamanın diğer ibadethanelerde hangi düzeyde ise o düzeyde uygulanması. Ama hükümetin açıkladığı tutum tamamen topu taca atma, yok sayma, inkar etme üzerinden, günü kurtarma üzerinden bir açıklama. tane değil konut olması bizim için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Sadece gelen miktarı düşürecek. Oysa bizim derdimiz, bizim sıkıntımız gelen elektrik faturalarının tek başına miktarı değil. Bunun daha üst boyutunda cem evlerimizin tanınmaması ibadethane olarak yine burada bizim gördüğümüz cem evleri büyük bir oranda vakıf olarak yönetilmektedir. Yani vakıfları bağlı, vakıflar bölge müdürlüğüne, vakıflar yasasına ve derneklere bağlı. Bizim buradan biraz anladığımız, yorumladığımız cem evleri üzerinden hükümetin kendi yandaş vakıflarına ve derneklerini de buradan bir ayrıcalık tanınması olarak görüyoruz. Bizim bu konuda talebimiz çok açık ve net. Statü olarak kültür evi, veya başka bir isimle değil doğrudan olarak ibadethane olarak kabul edilmesi. Şimdi cemevleri Evleri Alevilerin ibadethanesidir. Bu kabul edilmiyor. Gümüş ayrıca Aleviliğin doğru bir şekilde tarif edilmediğini öne sürerek konunun kalıcı olarak çözülmesini istediklerini vurguladı. Şöyle bir yorum var. E, yaptığımız açıklamalarda, etkinliklerde, eylemlerde özellikle Alevi olmayanların bir kısmının e, ve hükümete yakın insanların, hükümeti yakın kurumların söyledikleri e, Alevilik her bir inanç değildir. alevilik e, var olan zaten bir inancın içerisinde bir mezhep, bir tarikat, bir yol, bir düşünce, bir erken, bir kültürel renklilik veya bir tasavvufi yorum gibi birçok değişik isimlendirmeler adı altında tarif edilmeye çalışılıyor. Yani bunların hiçbirini biz kabul etmiyoruz ve şunu da ifade etmek istiyoruz. Cem statüsünü belirlemek, yasal olanın dışında yorum yapmak hiç kimsenin e, haddini ve hukukuna değildir. Bunu sadece bir inancı e, o inanca mensup kişiler tarif edebilir ve tanımlayabilir. E, şunu da söylemek istiyoruz. Bizim ibadet cemevlerimizin ibadethane payesini vermeli vermemeleri buraların ibadethane olmadığı anlamına gelmiyor. Ama e, mevcut bir zamanda biz herkesle bütün inançlarla eşit koşullarda yaşamak istiyoruz. Eşit hakları talep ediyoruz. Diğer inançlara sağlanan ayrıcalıklar demeyelim ama diğer inançlara sağlanan hakların Aleviler'e de sağlanmasını istiyoruz. Bu sağlanmadığı takdirde var olan o barışçıl bir arada huzur içinde yaşamanın bir ayağının her zaman eksik olduğunu görüyoruz. Bunun için adımların Alevilerle birlikte onların görüşleri, talepleri dikkate alınarak yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Eu não sei o que é